1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. 27 metre yüksekliğinde ve 4 katlı olan kulenin 94 basamağı vardır. Hemen yanında gördüğünüz tarihi yapı Dolmabahçe Sarayı'dır. Sultan I. Abdülmecit tarafından yaptırılan sarayın cephesi İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyısında 600 metre boyunca uzanmaktadır. Avrupa mimari üsluplarının bir karışımı olarak Ermeni olan Garabek Amirebalyan ve oğlu Nikogos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde ikametgah olarak kullandığı sarayda yaşanan en önemli olay 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümüdür. Atatürk sarayın 71 numaralı odasında hayata gözlerini kapamıştır. Muayene salonunda kurulan katafalga konan naaşı önünden son sade geçişi yapılmıştır. Saray 1984 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. Chiragong Palace.
It was built in 1871 by Sultan Abdulaziz. The architect is the Balyan family, and the design is Orientalism style. Now it's a wedding hall, ballroom, cocktail room, and suite. Çırağan Sarayı. Çırağan Sarayı, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri diye bilinirdi. 18. yüzyılda Beşiktaş kıyılarını süsleyen denize nazır saraylar ve bahçeler, Lale Devri'nden çiçek ve müzik aşkı en önemli simgelerinden sayılmıştır. Bu dönem bir eğlence olduğu kadar bir kültür parlaklığı devriydi. Dönemin hükümdarı olan 3. Ahmet, buradaki mülkünü Gözde Veziri Azamı İbrahim Paşa'ya hediye etmiş ve ilk yılı Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan, 3. Ahmet'in kızı için inşa ettirilmiştir. Kendisi burada çırağan şenlikleri denilen meşale şenliklerini düzenletmiştir. İşte bu olaylar dolayısıyla bu alan Farsça'da ışık anlamına gelen Çırağan ismiyle anılmaya başlanmıştır. 20 Ocak 1910 yılında Meclis-i Mebusan salonunun üst bölümünde ve çatı katındaki kalorifer bacasından çıkan bir yangınla saray 5 saat içerisinde yanmıştır. Çok değerli antikalar, 2. Abdülhamit'in özel koleksiyonu ve 5. Murat'ın kütüphanesi de yanarak kül olmuştur. 1987 yılında otel olarak kullanılmak amacıyla Japon firması Pek Türk Yüksek İnşaat tarafından restorasyonuna başlanmış. 1990 yılında otel, 1992 yılında ise saray hizmete açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açıldı.
Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun 4. asma köprüsüyken 2010 yılı itibariyle 18. sırada bulunmaktadır. Köprünün uzunluğu 1560 metre, genişliği 39 metre olup denizden yüksekliği 64 metredir.